Herkese günaydın, iyi haftalar. Amerika'da aslında son 10 yıllık yükselişine rağmen iyi bir kapanış gerçekleşti. Sabit bir kapanış olduğunu görüyoruz. Şu andaki seviyelerle de karşılaştırdığınızda hala satışlar çok baskın değil gibi gözüküyor. Şu andaki seviye nedir diye baktığımızda 1.40'a geldik, ardından şu anda 1.37 seviyesinden geçiyor. Tabii burada aslında sadece 10 yıllıkların seviyesini konuşmak da çok anlamlı değil. Aynı zamanda bütün getiri eğrisinde bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Şurada isterseniz bir aylık önceki durumu göstereyim. Bakın burada çok net bir yukarı doğru hareket var ama aynı zamanda dikkatinizi çekiyor olması lazım. Şuradaki harekette aşağıya doğru, yani ön taraf 3 yıldan sonra yukarıya doğru bir yükseliş gösterirken, yani arka baktığımızda getiri eğrisinin uzak tarafı diyelim, yakın tarafına baktığımızda ise biraz daha farklı bir resim var. Hatta bir hafta öncesine oranla baktığımızda bile aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Şimdi bu konuda daha önce de paylaşımlar yaptım. Yani piyasada zaten bir süredir çok böyle yüksek sesle konuşulmayan bazı noktalar vardı. Ama yavaş yavaş o yüksek sesle konuşulmayan noktaların artık konuşulmaya başlandığını gördük. İşte hafta sonu da paylaştım. Bono piyasasında bazı sorunlar oluşmaya başladı. Nedir bu sorunlar veya nereden çıkıyor bu sorunlar? İsterseniz çok kısaca diyorum ama biraz uzun da olabilir, tekrar bu konuya değineyim. Şimdi burada birkaç tane nokta var aslında isterseniz. Birincisi şu, Amerika'daki özellikle bu 1.9 trilyon dolarlık paketi tartışırken bu paket nereden fonlanacak tartışması ortaya çıkıyor. Şimdi Amerika'daki, hemen şunu açabilirsem. Hazinenin Fed'de tuttuğu paraya baktığımızda, ki çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz, fonlamanın belli bir kısmının buradan geleceği anlaşılıyor. Dolayısıyla özel olarak çıkıp borçlanmasına gerekmiyor. Bakın görüyorsunuz aşağı yukarı zaten 1.8 trilyon dolarlık bir miktar varmış. Dolayısıyla burada hareketin aşağı doğru olacağını söyleyebiliriz. Yani hazine bu parayı harcadığı zaman ne olacak? Bankacılık sektörünün rezervinde bir şişme göreceksiniz. O para basılma ile beraber büyüyen bir kalem var ya, bankaların excess rezervi. Aslında bu kalem aşağı geldiğinde o kalemin yukarıya doğru gittiğini göreceksiniz. Birincisi bu. İkinci nokta nedir? Elinizde para varsa eğer piyasaya çıkıp borçlanmayacaksınız demektir. O da aslında T-bill piyasasında, yani çok kısa vadeli piyasa tarafında ihraçların, arzın azalacağı anlamına geliyor. Şimdi dünkü FT yazısında da paylaşmıştım. Bu neden önemli? Çünkü bu T-bill'ler aslında teminat olarak kullanılan varlıklar. Teminat piyasasının çok kritik olduğunu söylememe ve teminat piyasasındaki piramidin en tepesinde de Amerikan varlıkları olduğunu söylememe zannediyorum gerek yok. Hatta teminat piyasası ile kripto piyasası, yani Bitcoin'in teminat olarak kullanılması, blockchain'de bunun görülmesi, örneğin bir rehypothecation adı verilen bir proses vardır, alınan teminatın tekrar kullanılması. 2008 krizinde bunun nasıl kontrolden çıktığını gördük. Dolayısıyla o açıdan Bitcoin ve blockchain teminatlandırma ortamı olarak da çok önemli, ama şimdi dağılmasın konu. Sadece fiyata odaklanıyor insanlar orada. Çok daha farklı bir nokta var ama T-bill miktarının azalıyor olmasından dolayı bu hafta veya önümüzdeki haftalar kırmızı renkli Bloomberg'de repo faizleri eksiye geçti manşetinde görebilirsiniz. Dolayısıyla bir yandan hazine hesabını azaltıyor, bankacılık sektöründe rezervler artıyor. Diğer yandan da kısa vadeli ihraçlar ortadan kalktığı için ve teminat ihtiyacı olduğu için buraya devamlı alım geliyor. Geçtiğimiz haftalarda kısa vade ile uzun vade arasında nasıl bir farklılık olduğunu da paylaşmıştım. Şimdi bu ne açıdan önemli? Bu sadece işte teminat yok vesaire açısından önemli değil. İkinci bir nokta da var. Fed para politikası açısından da önemli. Yani Fed para politikası dediğiniz şey aslında şu bandın, bakın, upper bound ve lower bound olarak verdiği bir
koridor var. O koridorun içinde tutmaya çalışıyor FED. Nasıl o koridorun içinde tutmaya çalışıyor? Şurada gördüğünüz fazla rezervlere verilen faizle, ki para basılıyor olsa faiz verilmez, onu da hemen araya koyayım. Ve overnight repo, reverse repolarla aslında tabanı ve tavanı ayarlamaya çalışıyor. Dolayısıyla piyasada bir anda farklı bir repo oranı, işte rezervlerde bir şişiklik vesaire olunca para politikası üzerindeki etkinliğini de Fed kaybedebilir düşüncesi var. Şimdi ikinci bir noktaya daha değineyim burada. Neden olay tekrar kriz tartışmasına döndü? Ben krize gideceğini zannetmiyorum. Zaten tabii ki Fed bu durumu takip ediyor ama bir de geçtiğimiz yıl gördüğümüz bir adım vardı. Neydi bu adım? 15 Mayıs'ta görüyorsunuz bir değişikliğe gidildi bankacılık rasyolarında. Tabii burada özellikle 2008 krizinden sonra biliyorsunuz Basel kurallarıyla bazı rasyolar getirildi. Bazıları da geliştirildi. Şurada gördüğünüz leverage rasyosu aslında bankaların riskli varlıklar alarak, riskli varlıklara yatırım yaparak, daha sonra da finansal bazı mambo jamboları, mühendisliği kullanarak bunları risksiz hale getirmesini engellemeye çalışıyor. Daha doğrusu getirseniz bile bunun bir karşılığı olması lazım. Ben bunu yemem diyen bir rasyo. Ama geçtiğimiz yıl Fed bu kuralı veya bu rasyoyu geçici bir şekilde esnetti. Neden esnetti? Çünkü bankaların kredi verme olanaklarını daraltmak istemiyorum dedi. Bunu esnetirken ne yaptı? Şurada görüyorsunuz. ABD tahvillerini ve rezervleri kuralın dışında, hesaplamanın dışında tutacağını söyledi. Dolayısıyla da o dönemde tabii çok yoğun ihraçlar vardı. Çok yoğun ihraçlar ve o varlık alımların neticesinde rezervlerde şişiklik vardı. Dolayısıyla da bankalar bu rezervleri çok rahat bir şekilde şişirdiler. Zaten Fed bunu yaptığı anda diyebileceğiniz bir şey yok. Ve hazine ihraçlarında da dealerlar çok rahat bir şekilde alımlarını yaptı. Bankalar bilançolarını büyüttü. Şimdi bunun artık 31 Mart itibariyle yeniden hesaplanması, eski haliyle hesaplanması söz konusu olabilir, olacak demiyorum mutlaka. Çünkü Fed'in bu olayı gevşetme ihtimali var. Dolayısıyla banka bilançolarında da o esneklik, manevra alanı azalacak. Bu ikisini bir araya koyduğunuzda Fed'in bir ince ayar yapması gerekiyor. Bu ince ayar faizleri arttırmak anlamında değil. Yani şurada bir ayarlama yapabilir. Bunu biraz yukarıya çekebilir belki. Veya baktığınızda operation twist'e gidebilir. Kısa vadeli varlık piyasaya sürebilir. Uzun vadeli alımlarını arttırabilir vesaire gibi yazdığım pek çok alternatifler söz konusu olabilir. Ama bir ince ayar geleceğini kesinlikle söyleyebiliriz. Şu anda kabaca tartışılan konu bu aslında. Dolayısıyla yakından takip etmemiz gerekiyor bu noktayı. Şimdi Amerikan 10 yıllıkları yükselirken tabii reel faizlerde de bir yükseliş var. Çünkü enflasyon beklentilerinde önemli bir artış olmadı. Ama birazdan onu veya daha sonra tartışırız. Şimdi Euro tarafına geçelim. Euro tarafında sabit bir seyir olduğunu görüyoruz. Bunu çok tartıştık. Hala CFTC pozisyonlarına baktığınızda muazzam artışlar var. Ama ikinci bir noktada daha önceki videomda paylaştığım için tekrar üzerinden gitmeyeceğim. 10 yıllıklarda veya uzun vadede örneğin Almanya, Alman varlıklarıyla makasın açıldığını görürken kısa vadede örneğin 2 yıllıklarda sadece 3 aylıklarda 1 aylıklara gitmeye gerek yok. 2 yıllıklarda Amerikan 10 yıllıkları 2 yıllıkları örneğin net bir düşüş içinde. Dolayısıyla parite üzerinde bir yandan aşırı yüksek euro long pozisyonlar yukarı gitmesini engelliyor. Öte yandan spread'e baktığınızda kısa vadeli spread euro lehine hareket ettiği için aşağı düşüşü de sınırlıyor. Ben hala 1.17-1.19'a doğru bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Yukarı tarafta da 22 ile sınırlı. Yıl içinde Fed'den de bir müdahale beklediğim için yıl içinde 1.25'e doğru gidebiliriz. Ama Avrupa tarafı kuvvetli olduğu için değil, Amerika tarafının kullandığı yöntemlerden dolayı. Dolayısıyla o hani ana dolar pozisyonu görüşümü hiçbir şekilde değiştirmiş de değilim. İngiltere tarafından
güzel haberler geliyor aslında. İngiltere'den de İsrail'den de yayınlanan çalışmaları eğer incelediğinizse çok ciddi anlamda aşıyla, aşılamayla ilgili iyi haberler geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunların da fiyatlanması söz konusu. Pound tarafında da yavaş yavaş hareketin 41-42 direncine doğru geldiğini, devam ettiğini göreceğiz. Altın tarafında aslında altın şu an itibariyle iyi duruyor. Çünkü reel faizlerin yükseldiğini görüyoruz ve bunun normalde biraz daha kuvvetli bir satış getirmesi söz konusu olabilir. Şimdi bunun üzerine konu bu kadar popülerken tekrar bir Fed bilançosu atayım. Çünkü az önce söyledim, buna sadece bilançonun büyümesi şeklinde bakarsanız ne olup bittiğini anlayamazsınız. Yani bilanço bu kadar büyümüş olmasına rağmen görüyorsunuz bir teminat problemi çıkabiliyor. Böyle bir ortamda bile bir teminatlandırma problemi ortaya çıkabiliyor. Şimdi Fed bilançosunu büyütmeden veya krizden önce diyelim altın neredeymiş? Aşağı yukarı 1700 dolardaymış. Şimdi 1780 dolarda. Fed'in bilançosu bu sırada 4.3 trilyon dolarda, geldiğimiz yer 7,5 trilyon dolar. Yani nette şu anda 80 dolarlık bir artıştan bahsediyoruz. 3 trilyon dolarlık bir bilanço büyümesiyle. Bu zaten kendi ana fikrini anlatıyor olması lazım. Sadece bu değil aslında isterseniz. Bakın bunun üzerine ben gümüşü koyayım. Şimdi tamam Fed agresif davranıyor falan ama gümüş tarafında yeni bir zirve bile olmadı aslında. Bakın hemen şunu 2007'ye doğru geri çekeyim. O zaman daha da çarpıcı olduğunu göreceksiniz. Bu arada Monet çok konuştuğumu düşünüyor. Yavaş yavaş uyanıyor. Bakın görüyorsunuz burada tepki bile verebilmiş değil. Dolayısıyla bu konuyu bir kenara bırakalım. Monet lütfen. Şişt. Bu konuyu bir kenara bırakalım. Şimdi buradaki Monet hayır. Herkesi uyandıracaksın. Altın gümüş oranına hemen bir dikkat çekmek istiyorum. Burada gördüğünüz üzere oran düşüyor. Bu son derece pozitif bir durum. Altında şu anda alım yapma taraftarı değilim. Ama burada hareketin aşağı yönlü olması bana hala boğa piyasasının bitmediğini düşündürüyor. Gümüş 50 günlük ortalamasına geldi ve oradan toparlandı. Dolayısıyla böyle baktığımızda altın tarafında alım yapmam ama altının bir 2011 tarzı ayı piyasasına girdiği görüşünde değilim. Neden bu görüşte olmadığımı da daha önceki bazı videolarda paylaşmıştım. Hala burada yukarıya doğru bir hareketlilik beklentisi içindeyim. Altında 1850'ler civarını aşması gerekiyor. Platin tarafına baktığımızda ise burayı çünkü bir süredir kovalıyoruz. Yukarı hareketin yine devam ettiğini görüyoruz. Aşağı yukarıda 1300'ler civarındayız. Reel faizlerin bugün çok etkilememesi de aslında son derece pozitif olacaktır. Ama buradaki asıl sorun bakır tarafı. Daha doğrusu sorun demeyeyim. Yani bunun geleceğini de uzun süredir aslında tartışıyoruz. Ama çok sert bir şekilde geldiğinde görebiliyorsunuz. Normalde LME tarafını paylaşıyorum. Şimdi LME tarafını değil de Amerika tarafı biraz daha aktif olduğu için orayı paylaşayım. Hatta geriye de daha gideyim. Hareketin büyüklüğünü göstermesi açısından. Çünkü 2007 hareketi de aslında çok gözle görülür bir hareketti bakırda. Ama burada görüyorsunuz çok kritik seviyelere bir atak gerçekleşmiş durumda. LME tarafında da 9000'leri aşmış durumdayız. Bunun çeşitli nedenleri var. Daha sonra paylaşacağım ama stokların durumu da bu nedenlerden bir tanesi. Şeker tarafı keza ağzımızın tadı bozulacak demiştim. Bozulmaya başladı. Maliyet enflasyonu devam edecek. Çeşitli nedenlerden dolayı daha sert bir şekilde devam edecek. Aslında bizi ilgilendiren tabii ülke olarak değil sadece ama insanları ilgilendiren tabii gıda enflasyonu. Dolayısıyla o tarafa biraz daha yakından bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Amerikan 10 yıllıklarına çok fazla değinmeyeceğim. Zaten değindim sayılır. Burada ben hala 1.41.50'lerin
bu yıl içinde çok kolay aşılmayacağını düşünüyorum. Yani Fed'in ince ayarıyla beraber bir rahatlama olacağını, aynı zamanda işsizlik, istihdam piyasasındaki sorunlar nedeniyle de çok hızlı yukarı gitmeyeceğini düşünüyorum. Ama altın bakır oranı üzerinden baktığımızda, geçtiğimiz günlerde tekrar paylaştım, çok net bir şekilde daha yukarı seviyelerde söz konusu olacak gibi gözüküyor. Buyurun, burada da nikel tarafında bir başka haber. Petrole hemen gelelim. Petrol tarafında biliyorsunuz OPEC toplantısı Mart başında söz konusu. Orada bir tartışma var Ruslarla Suudiler arasında. Hala 60-65 bandının kısa vadede buradaki yükselişi tutacağını düşünüyorum. Özellikle global toparlanma varken Amerikalılar hane halkına çek gönderirken bu çekin önemli bir kısmını benzine harcatmak istemeyeceklerdir. Bütün dünya için de geçerli bu. Yani bir toparlanma varken burada 70-80 dolara doğru bir hareket o toparlanmayı sınırlayacağından dolayı büyük ekonomilerinde Ruslarla Suudilerin de böyle bir hareket istemeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla OPEC toplantısından ben çok umutsuz değilim. Buradaki yükselişi en azından kısa vadede sınırlayacak bir sonuçla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Amerika ile İran arasındaki görüşmeleri de göz ardı etmemek lazım. Orada olumlu haberler hemen fiziken petrol gelecek anlamına gelmese bile piyasada fiyatlanacağı için petrol fiyatlarını biraz daha kontrol altında tutmaya yarar diye düşünüyorum. Bitcoin hafta sonu 58 bin civarına çıktı. Ardından da şimdi biraz gerilemiş durumda. Keza Ethereum'da da 20 bin üzerine doğru bir hareket gördük. Şimdi buradaki hareketin bu kadar kuvvetli olması bence tabii biraz agresif. Yani düzeltmelerde sert bir düşüşü besleyen bir yükseliş diyebiliriz bu yükselişe. Öte yandan 200 günlük ortalamayı da eğer doğru olarak koyabilirse hala da 2017'deki hareketle karşılaştırdığımızda yani şurada gördüğünüz 19 binleri gördüğünde 200 günlük ortalamanın seviyesiyle karşılaştırdığınızda fiyatlar iyi. Yani o tarihte 19 bine 4450'lerde olan bir 200 günlük ortalama varmış. Şimdi hızlanan yukarıya doğru giden 20 binin üzerinde bir 200 günlük ortalama var. Dolayısıyla bu vakayla karşılaştırırsanız bu sağlıklı bir vaka ama hayır değil. Ama bu vakayla karşılaştırırsanız şu andaki şişikliğin daha da yukarı gideceğini görebilirsiniz. Ben Mart'ta başlayacak bir düzeltme beklentisi içindeyim. Ama daha sonra tekrar yukarıya doğru bir hareketlilik olacaktır. Tekrar söylüyorum, burada fiyat konusu altlardaki kuvvetli harekette fokusunuzu çok fazla değiştirmesin. Yani Bitcoin işte az önce söylediğim teminatlandırma piyasasında nasıl bir rolü olabilir, DeFi tarafı nereye gidiyor, geçen hafta yazdım NFT'ler ve dijital sanat konusu, orada çok ciddi gelişmeler, çok ciddi hareketler oluyor. Oraları da mutlaka seyretmenizi, izlemenizi, hatta belli ölçülerde yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar.